1957 yılı Ruslar ilk uyduyu yolladılar Ay'a. Amerika için büyük bir mağlubiyet. Sputnik 1. Bandırma'da birkaç çocuk radyoda haberi dinlediler. Ruslar Ay'a uydu yollamışlar diye. Şimdi dünyanın her yerinde ya da ülkede böyle duyarsın. Aa, Ruslar Ay'a uydu yollamış. Vay be dersin ya da gevur yapıyor dersin, biter. Ama bu çocuklar, isimlerini sayacağım size. Artu Sayıner, Adnan Zambak, Güngör Gezer, Ali Osman Ceren ve Atilla Yedi kardeşler. Bu beş çocuk diyorlar ki ya biz Türkler niye yollamıyoruz Ay'a uydu, gökyüzüne roket? Niye yollamıyoruz diyorlar. Ve Bandırma Şehit Mehmet Günenç Lisesi öğrencileri bunlar. Oturuyorlar, bir roket kulübü kuruyorlar. Bandırma Roket Kulübü adı. Bandırma Füze Kulübü. Daha sonra Astronomi ve Roket Kulübü adını alıyorlar ilk başta koydukları şeyin adını. Ve ilk yaptıkları roket 3 kilo ağırlığında, 1 metre boyunda, 10 santim çapında, Bernard tipi diye geçiyor. 10 Ekim 1959 günü 16:15'te atıyorlar ilk füzeyi ve 440 metre yükseliyor füze. İnanılmaz bir şey. 1959'da bir tane daha yapıyorlar, o 500 metreye çıkıyor. İlk başlangıçta inanılmaz rakamlar bunlar. Ve 1961'de iki tane daha yapıyorlar, 800 metreye çıkıyor bu sefer füze. Sonra bu sefer o Bandırma'da hava üssü var. Oradaki komutanlar destek veriyorlar. İşte atılan roketlerden çıkan malzemeleri veriyorlar falan. Daha iyi çalışmaya başlıyorlar. Yakıt veriyorlar çocuklara. 30 Ağustos 1962'de Marmara 1 adını verdikleri bir roket. Bandırmalılar bilir bu anlatacağım. Küçük Livatya diye bir bölge var. Herkes toplanıyor oraya ve atıyorlar füzeyi. 800 metre yüksekliğe çıkıyor füze. Fakat yükseliyor, aşağı doğru iniyor. Sonra bir bağırış çağırış. Aşağıda yangın. Hadi koşuyorlar. Yangını söndürmeye çalışıyorlar ama 5 dönümlük bir arazi yanıyor. Yaşlı bir amca sahibi geliyor. Şimdi bugün, bunun bugün olduğunu düşünün. Çocuklar roket atmış ve arazi yanmış. Gariban adamın zeytinliği yanmış. Amca diyor ki o roket yapan çocuklar siz misiniz? Evet, benim. Biziz amca diyorlar ama nasıl parayı karşılayacaklarını bilmiyorlar. Oğlum diyor, siz bu vatan için bir şeyler yapıyorsunuz diyor. Bir buraya ağaç gene dikeriz. Siz devam edin oğlum diyor. Yani çok duygulanarak anlatıyorum da yani büyük olmak böyle bir şey değil mi? Böyle amca olmak böyle bir şey değil. Bu çocuklar vatan için bir şey yapıyor, ülke için bir şey yapıyor. Yani geçmişe dönüp baktığımda bizim büyüklerden de hep dinlediğimiz ülke için bir şey yapmakta açıkçası. O yüzden çok duygulanarak anlatıyorum. 3 Eylül 1962'de Marmara 2'yi atıyorlar. 13 metre boyunda roket. İnanılmaz bir şey. 6 metre çapında ve gittiği yükseklik 15 kilometre. Ve bu ara bir yarışma düzenleniyor dünyada bu tür sivil roket kulüpleri arasında. Amerikalıların attığı 56 kilometreye çıkmış, Almanların 36 kilometreye, bizimki 15 kilometre ama dünya çapındaki kulüpler arasında üçüncü oluyorlar ve sadece Bandırma'da bırakmıyorlar işi. Şimdi o dönemin teknolojisini düşünün, dünyadaki roket kulüpleriyle yazışma yapıyorlar. Bu ara Hürriyet Gazetesi İstanbul'da bir öğretim üyesinde roket çalışmaları yaptığını yayınlıyor. Sonra arıyorlar bu çocukları. Diyorlar ki hadi sizle bir yarışma düzenleyelim. 15 Ekim 1962'de İstanbul'dan Kirkor Duvarcı geliyor, öğretim üyesi Bandırma'ya. Burada küçük bir ara bilgi vereceğim. İnternete Bandırma Roket Kulübü diye girin. YouTube videoları hazırlamışlar. Fakat bir tanesi yapmış, hepsi ondan aynı bilgileri almış. Mesela Kirkor Duvarcı'nın adını o başta yapan Kirkor Divarcı diye yazmış. İnternete girin, hepsi Kirkor Divarcı diye yazıyor. Kirkor Divarcı diye bir adam yok. Veya diyor ki mesela internet yazısında o ilk yazan, işte Kirkor Divarcı Bandırma Roket Kulübü'ndekilere çok yol gösterdi, çok dostluk yaptı, abilik yaptı, yol gösterdi. Bandırma Roket Kulübü'ndekilerle görüştüm sonrasında. Biz diyorlar bir tek yarışmada çok kısa gördük, bir daha hiç görmedik onu, tanımıyoruz diyorlar. Yani herhangi bir şey araştırma yapmadan internet bilgisiyle yaymaya başladığında bir dert var. Bu bilgilere nasıl ulaştığımızda birazdan anlatacağım. Kirkor Duvarcı'nın attığı roket patlamıyor, daha sonra yerde patlıyor. Onların attığı, bizim ekibin Bandırma Roket Kulübü'nün attığı Marmara 3 füzesi, o da ateşleniyor, havalanmıyor. Fakat dördüncü, yani 4 numaralı füzeleri 5415 metreye kadar çıkıyor. O roket çıkmasa oraya, gazeteciler var, diğerleri var.
işte Türklerin yaptığı iki roket de çıkmadı diye belki haber alacaklar. Ama başarıyla bitiyor en azından. HÜZAT adını alıyorlar 1964 yılında. Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırma Derneği adını alıyorlar. Ve Cemal Gürsel 300 üyesi olan bu derneği kabul ediyor. Ziyaretine gidiyorlar Cumhurbaşkanı'nın o dönemde. Çeşitli yarışmalara katılıyorlar. Birçok şey yapıyorlar günümüze kadar. Günümüze geldiğinizde bence en güzel yanı ne derseniz hala ayakta. Roket kulübü açık. Anlattığım şeyin şu olmadığını çok net bilin. Yani işte roket yapmışlar, gökyüzüne yollamışlar. Anlattığım şey şu. Anadolu'nun küçücük kasabasında Rusların aya attığı bir roketin arkasından bakıp ya bunu ben de yapabilirim demek muhteşem bir şey. Bunu dedikten sonra 5 arkadaş bir araya gelip roketi atmaktan önce dernek kurmak şahane bir şey. Gerçekten takım çalışması. Sonra planlar, projeler, bu 5 arkadaşın yeteneklerini farklı farklı kullanıp devamında bunu sürdürülür hale getirmek inanılmaz bir şey. Yıl 1959, roket kulübü hala açık, dernek açık. Bir yerleri var mı? Yok. Yani ben Bandırma'nın milletvekili olsam, Bandırma'nın belediye başkanı olsam, Bandırma'nın kaymakam olsam başımı önüme yerim. Ya derim ki biz buralarda görev yapıyoruz. Böyle bir roket kulübü kurulmuş. Türkiye'nin en eski derneklerinden biri. Bunların nasıl bir ofisi olmaz derim ya. Hoca sen şimdi özel sektördesin, üfürüyorsanız derseniz beni Devlet'te Ankara Üniversitesi Tömer Bursa Şube Müdürü olarak atadılar. Koca bir bina kiralamışlar. Kalorifer dairesi dahil boyayıp çeşitli odalar yapıp çeşitli kulüplere verip bir ressam vardı Cemil Başo. Ona bir odayı verip bir resim kulübü. Tiyatrocu çocuklara tiyatro odaları verip işi aşağı kültür salonu kurup ben görevi bıraktığımda 16 tane tiyatro ve kulüp orada görev yapıyor. Pandomim kulübü dahil 16 tane kulüp orada aktivite yapıyordu. Devletteysen inanılmaz yetkin var. İki şey yaparsın. Bütün gün makamında oturup her şeye yasah dersin ya da bu çocuklara, bu insanlara yer açarsın. Yani ben Bandırma'da görev yapan bir devlet memuru olsam Bandırma Roket Kulübü'ne kesin bir yer veririm. Bu insanları alıp 4 tanesi sağ. Ali Osman ve Adnan, biri Kanada'da, biri Amerika'da yaşıyor. Atilla Yedi kardeşler Antalya'da yaşıyor. Arada Bandırma'ya geliyor. Artur Sayıner Bandırma'da yaşıyor. Artur Sayıner'i alırım okullara götürürüm. Derim ki ileride böyle bir insan olun. Güngör Gezer rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bandırma Ticaret Odası, Sanayi Odası. Bu insanların küçük bir heykelciğini bir füzeyle beraber Bandırma'nın merkezi bir yerine açmalı. Ya da o roket kulübüne öyle bir yer vermeliler ki duvarda bütün hikaye olmalı. Bandırmalı okula başlayan her çocuğu orayı şöyle bir gezdirmelisin. Artur Sayıner'le tanıştırmalısın. Ve demelisin ki bu ülke için bir şey yap. Hayallerinin peşinden koş. Bu ülkedeki öğrencilerin %72'si bitirdikleri alan dışında bir alanda çalışıyorlar. Bu çok acı bir şey. Artur Sayıner hukukçu, avukat. Oysa Artur Sayıner gibi bir adamı sen uzay bilimleri okutmalıydın. Gökyüzü okutmalıydın. Artur Sayıner'e başka bir şeyler okutmalıydın. Artur Sayıner bugün Türkiye'nin uzay enstitüsünün başında olmalıydı. Sen onu yaptın avukat. Yani bu çok acı. İnsanları yeteneklerine göre fırsatlar vermemiz lazım. Ama Anadolu'da derler ki ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Artur Bey'in kızı astronomi okumuş. En güzel hikaye bu. Bence hikayenin en güzel bölümü. Eminim o da şu an bahçe peyzajı yapıyordur ya da bir devlet dairesindedir. Bu ülkenin çocuklarına ilgi alanlarıyla ilgili eğitimler verip önlerini açmamız lazım. Ben bu kadar işimin arasında Bandırma Roket Kulübü diye bir kitap yazdım. Kitabı yazma nedenim sadece bu hikayeyi anlatmak değil. Okuyan çocukların ilerisiyle ilgili bir şeyler yapma isteğini arttırmak. Bir hafta önce gelen bir mektup var. Küçük bir kız diyor ki, Şerif amca diyor, senin kitaplarını bitirince ben bu ülke için ne yapabilirim diye bir cümle oluyor aklımda. Tamam dedim ya, kitaplar boşa gitmiyor. Yani benim aklımda da o cümle oluyor çünkü. Bunu hamaset için söylemiyorum. Vatan için bir şey yap bilmem ne. Kendini sevmeyen bir adamın ülkesini sevme ihtimali yok. Ülkesini sevmeyen bir adamın kendini sevme ihtimali yok. Etnik köken inanç hikayeleri olmadan bulunduğumuz yeri değiştirerek bırakmalıyız bulunduğumuz yeri. Yani ağaç dikiyorsak ağaç dikmeliyiz. Bir şeyler bırakmalıyız.
ben şu bulunduğum yerde şu gördüğünüz kayısı ağacının altında oturuyorum. Buraya taşındığımda burada bir tek bu kayısı ağacı vardı. Kiracılar oturmuş sürüyle, ev sahipleri oturmuş ama bir tane kayısı ağacı. Dedim ki en azından birisi bir kayısı ağacı dikmiş ülkesine. Sonra komşuyla konuşurken öğrendim ki aa dedi sizin bahçedeki kayısı ağacı var ya dedi. Orada bir kere burada Amerikalı bir çift oturdu dedi. Amerikalı bir albay o dikti kayısı ağacını dedi. Bu kayısı ağacını bizim ülkeye Amerikalı albay dikmiş. Sürüyle vatandaş oturmuş burada. Hiçbir ağaç dikmemiş buraya. Hayrettin Karaca otursaydı var ya burada ağaç dolardı burası. Sizin olduğunuz yerde bir şeylerle dolsun. Tamam mı? Anlatmak istediğim bu. Bandırma Roket Kulübü'nde tanıtmış oldum.